30 yıllık infaz sürecini bitirmelerine rağmen sağlıkları bakımından yıpratıcı olan ağır cezaevi koşullarında gözlem kurulu kararlarıyla tahliyeleri engellenen tutsaklılardan birisi de Sayın Veysi Aktaş'tır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce hazırladığı müddetnameye göre 28 Nisan'da tahliye olması gereken Sayın Veysi Aktaş'ın avukatlarının hukuki çabalarına rağmen yasaya ve hukuka aykırı olarak tahliyesi engelleniyor. Talebimiz yasalara uyulması ve Veysi Aktaş'ın bir an önce serbest bırakılmasıdır. İmralı'dan başlayarak bütün cezaevlerinde hayata geçirilen tecrit uygulamaları bir tesadüf değildir. 2000'li yıllarda F tipi cezaevleriyle tartışılmaya başlanan hücre tipi cezaevleri tam bir izolasyonu hedefleyen yeni model ve çeşitleriyle giderek yaygınlaşarak artmaktadır. Y tipi, S tipi ve yüksek güvenlikli hapishaneler olarak adlandırılan bu cezaevleri insanın psişik ve fiziki yapısı üzerine ciddi tahribatlara yol açmaktadır. Tutuklu ve hükümlüleri dış ortamdan izole ederek yalnızlaştırmayı, iradesini parçalayarak yok etmeyi, ruhsal ve bedensel olarak yavaş yavaş bir imhaya, sessiz bir imhayı hedefleyen bu binalar, yapılar, cezaevleri tek kişilik odalar şeklinde kurgulanmıştır. Öcalan'ın şahsına yönelik yapılan hukuki düzenlemelerin başlıcası ise koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmaması ve ölünceye kadar ceza infaz kurumunda kalması yönündeki kanuni düzenlemelerdir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18 Mart 2014 tarihinde İmralı'da tutulan Öcalan'a şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinin ihlali olduğuna hükmetmiştir. Bu ihlal kararının gereği yerine getirilmediği gibi İmralı'da fiili olarak devreye konulan birçok uygulama daha sonra kanunlaştırılarak diğer cezaevlerine de yayılmıştır. Bu bağlamda ceza mahkemeleri kanununda yer alan avukat müvekkil görüşmesini sınırlayan çok sayıda hüküm ve düzenleme uygulanan tecrit sisteminin birer yansımasıdır. Artık en kısa zamanda başta İmralı olmak üzere tüm cezaevlerinde uygulanan hukuk dışı tecrit uygulamalarının bir an önce kaldırılması için mevcut iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Tecrit bir insanlık suçudur. Tüm cezaevlerindeki tecritler kaldırılsın. Siyasi tutsaklara özgürlük.